Dostlar, hepinize sevgiler, saygılar. Yeni bir alışveriş deneyim videosuyla yine karşınızdayız. Deneyen Adam kanalındasınız. Ekrandan da görmüş olduğunuz üzere ne satın aldık? Cat Power 260 akıllı akü şarj cihazı satın aldık. Nereden satın aldık? Nalbur sepetimden satın aldık. Niye satın aldık? İki tane daha şarj cihazımız var. Fakat akılsız bunlar. Bir ataba bir tane de aynı helim var. Akıllı alalım dedik teknede kullanmak için aldık. 120 amper jel akümüz var. Fakat malum şu aralar güneş panellerimiz pek besleme yapmıyor. Uygun fiyatlı olduğu için satın aldık. Birçok ürün vardı, birçok marka vardı. Fakat bize en cazip geleni buydu. Gelin şimdi firma ürün hakkında ne bilgiler vermiş bize hep birlikte bakalım ki ilk önce bir resmi gösterelim. Dijital sigorta, akü ısıtma sistemi, 3.8 amper dolum özelliği, 1.1 amperde şarj başlangıcı var diyor. Otomatik akü algılama 6 voltta 1.2 amperle 14 amper aküyü şarj ederim diyor. 12 voltta ise 14 amperle 120 amper aküyü şarj ederim diyor. Soğuk hava şarjı imkanı varmış. Ağırlık 0.6 kilogram diyor. Şöyle inelim. Bir de şuraya bakalım. Zaten yukarıda belirtilen özellikler burada da bize aktarılmış. 1 saatte 3.8 amper ki bu 12 voltta dolum yaparım diyor. Gerçi biz daha büyük amperler arıyorduk ama olsun. Bu da bizim için yeterli olacak dediğimiz gibi fiyat performans ürünü gibi gözüküyor. Uygun fiyatı bizi cezbetti. Bir de akıllı akü şarj cihazı olması bizi hakikaten cezbetti. Şimdi ürün hakikaten itinayla paketlenmiş. Kırılma yok, darbe yok. Sorunsuz bir şekilde elimize gelmiş. Firmaya da teşekkür ederiz güzel paketlemeden dolayı. Bakalım neye benziyor? Birkaç akümüz var. Hatta bir tane ölü akümüz var. Onda ne yapacak? Ölen ölmüştür fakat olsun biz bir deneyim yaparız sizlerle. 20 amper bir kuru, kuru akümüz var, jel akümüz var. Onda bir deneyeceğiz. Hangi özellikle de var? Sizlere aktarmaya çalışacağız. İzlemeye devam. Evet ürün elimize düzgün bir şekilde ulaştı. Paketleme gayet güzeldi. Kutusu gördüğünüz gibi Cat Power'ın bu şekilde 260 demiştik. Üzerinde neler yazıyor? Gelin beraber çek edelim. Otomatik akü algılama 6 voltla 1.2 amperle 14 amper arası akü şarj ederim diyor. 12 voltta ise 14 amperle 120 amper akü şarj ederim diyor. Soğuk hava şarjı demiştik. Otomatik koruma var diyor. Yani otomatik korumadan kastı aşırı ısınma, kısa devre ve ters polarite için diyor. Kurşun, asit, jel ve AGM akülleri de uygundur diyor. Hızlı sürekli damlama şarj programları var diyor. Damlama şarj programı da enteresan bir program. Akünüzde olsa bile minik miktarlarda yine bir akım veriyor. Ve o şekilde ne yapıyor? Akünüzü dolu tutuyor. Başka bir şeyler yazıyorum. Yine arkada aynı şeyler yazıyor. Paketleme güzel. Paketi de güzel. Kutusu da güzel. Kargolamada sorunsuz elimize ulaştı. Ürünü açalım. İşte aradığımız özellikler bu üründe var. İthalatçı firma ne yapıyor? Bir ürünü yurt dışından getirdiği zaman bize garanti belgesi sunmak durumunda. Ve bakalım. Evet. Türkçe kullanım kılavuzu sunmak zorunda. Esasında durumunda değil zorunda. Bunu bu şekilde iletmiş olalım. Buna sevindik. Cat Power'ın içine de Türkçe bir kullanım kılavuzu çıkıyor ki tek sayfadan da ibaret değil. Bakalım. Birden fazla açıklama var. Göstergelerin ne anlama geldiği değineceğiz bu konulara. Hepsi burada gördüğünüz gibi anlatılmış. Bir de enteresan bir şey paylaşacağız. Türkiye Geneli Cat Power Service Hizmet Noktaları demiş. Hizmet de vermek zorunda ithalatçı firma Cat Power işini yapmış. Adana, Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya ki Antalya'da da bayağı bir yer var. Aydın'dan çıkıp Eskişehir bakın arkadaşlar bunlar çok önemli noktalar. Servis noktasını görüyorsunuz. Birçok ilde var. Bunu da bu şekilde belirtelim. Bu da hoş bir ne diyelim? Detay diyelim. Şimdi gelelim ürüne. Arkada bizim Fatura var. Ürünün içinde bir de fatura geldi. Elektronik fatura. Akü şarj cihazı yine değerler veriliyor. Seri numarası var. Bir tane prize takmak için 220 volt gördüğünüz gibi kablosu var. Kablo yeterli uzunlukta. Artı eksi gördüğünüz gibi uçlar var. Fakat uçta dikkat etmemiz gereken özellik, bakın kapatma, kısa devre yapmasın diye dışa plastik kapatma uygulamışlar. Fakat şunu dipnot düşelim. Bu metaller paslanabilir, bilginiz olsun. Biz teknede kullanacağız, o yüzden güzel bir gres sürmek durumundayız, korumak durumundayız. Fiyat performans ürünü, bu fiyata alabileceğiniz akıllı akü şarjlarından birisi de bu. Cat Power, biz bayağı bir araştırdık. Fakat burası paslanmaya bu materyaller Müsait bilginiz olsun. Ama şu olay güzel birbirine değse de ne yapacak? Kısa devre yapmayacak. Bir tane LCD panel var. Kimileri zayıf demiş yorumlara baktık fakat yapılacak bir şey yok. Bu şekilde yapmışlar bir LCD panel. Bir tane yeşil bir tane kırmızı olmak üzere. LED var üzerinde bir tane de en üstte bakın. Cat Power dersek şöyle bakarsak ürüne burada ne var? bir düğme var. Onun da işlevini sizlere anlatacağız. Gelin şimdi bir tane jel akümüz var. Jel aküye takalım ve aküye takılırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Onlardan bahsedelim. Akabinde de özelliklerinden kısa kısa bahsedip videoyu sonlandıralım. Ürünü denemeye geçmeden önce önemli bir husustan bahsedelim sizlere. Akü şarj cihazını bir aküyü şarj etmeden önce lütfen prize takmayın. İlk önce yapmamız gereken işlem ki birçok akü şarj cihazının kullanma kılavuzunda yazar şarj cihazının eksi ucunu akünün eksi ucuna siyahı siyah veya maviye artı ucunu kırmızı ucunu ise akünün kırmızı ucuna yani artı sembolü olan ucuna takacaksınız. Şöyle gösterelim karşınızda bir ortek akü var jel akü 12 volt 22 amper Onda bir deneme yapacağız. Ürünü size göstereceğiz. Artı eksiği aküye bağladıktan sonra artık prizimizi takabiliriz. Gördüğünüz gibi şu an ürün aktif oldu. Peki bu ekran ne anlama geliyor bahsedelim. Bu ekran şu an akü şarj cihazının standby'da yani uykuda beklediği anlamına geliyor. Sadece şu an 11.9 volt olarak akümüzün ne yaptı? Gerilimini ölçtü, voltajını ölçtü. Sağdaki ışıklar çok önemli ledler, yukarıdaki led herhangi bir hat, hata yok diyor bize. Ters bağlamadınız, sıcaklıkta bir sorun yok, kablo kesitlerinde bir sorun yok diyor. Ve voltaj aralıkları normal diyor. Eğer aşağıda kırmızı yazsaydı ne anlamına geliyordu? Artı eksiği ters taktığınızda bakın aşağıdaki kırmızı led yanacaktı. Bir de voltaj aralığı. O voltaj aralığını ben size vereyim. Error kodu olsun. Bu kırmızı ışığın yanı sıra bir de RR hatası göreceksiniz ekranda. Bu da neden oluyor? 3.8 volttan aşağı düşük ve 15 volttan yüksekse akünüz bu hatayı verecek. Diyecek ki ben bunu şarj edemiyorum. Bu hatayı da şu şekilde gösterelim size bakın. ERR hatası ekranda gözüküyor. 3.8 volt tekrarlayalım. 3.8 volttan düşük veya 15 volttan yüksekse pil uygun değildir veya arızalıdır. Bekleme modunda dönmeden önce ekranda ERR hata mesajı 3 saniye görüntülenir diyor. Bilginiz olsun. Yine ters taktık. Kırmızı ışık. Aşırı yük var. Kırmızı ışık. Kırmızı LED'i gördüğünüz zaman lütfen şarj cihazını hemen prizden ayırın, elektrikten ayırın ki bir yanma, bir yangın, bir arıza söz konusu olmasın. Şimdi dediğimiz gibi şu sol düğmeye bastığımız zaman yine bizim LCD mavi ekran yanıyor. Şu an şarj etmiyor. Bilginiz olsun bu ürün. Şu an beklemede. Peki şarja nasıl başlayacağız? Şimdi 6 volt için bir anlatım yapalım ki şu an taktığımız akü 12 volt 1.2 ile 14 amperlik 6 voltluk aküler için özel bir program var. 12 voltta bu 6 voltluk bakın ölçtü şu an değerleri. Bu 12 volta yakın olduğu için 6 voltluk programa giremiyorsunuz. Bir de 6 voltluk programda 3 tane ayrı şarjı yani yavaş şarj, normal şarj ve 0 dereceden düşük havalarda kullanılacak soğuk şarjı kullanamıyorsunuz. 6 voltu direkt şarj ediyor bilginiz olsun. Peki 12 volt'ta yine bakın akımı görüyor, gerilimi görüyor diyelim. 12 volt'ta da bize 3 tane seçenek sunuyor. Şu an yine dediğimiz gibi bekleme modunda şarj etmeye başlamak için mod tuşu diye geçiyor soldaki şu yuvarlak tuş bastığınız zaman bakın bir motor amblemi var. Bu motor amblemi güzel bir özellik 1.2 ile 14 amper 12 volt akülerinizi şarj etmek için kullanılıyor. Yani düşük şarj veriyor. Düşük şarj akımıyla bir düşük şarj uyguluyor. Dediğimiz gibi 14.4 volta kadar çıkıyor. Motor amblemi olduğu zaman bu modda motor modu diyelim buna, düşük mod diyelim. Sadece 1.2 14 amper akünüzü 0.8 amperle saatte doldurmaya çalışıyor. Hemen diğer moda geçmeden şunu gösterelim. Bakın 13.5 volt şu an verilen akım daha doğrusu gerilim gerilim diyelim, akım değil. Aküden gerilim gerilim şu an 13.6 volt. Şu çerçeve var, pil çerçevesini görüyorsunuz. Diyor ki ben şu an akünüzü şarj ediyorum ve akünün durumu da şurada normalde 5 çeltik var, 3 çeltikte diyor. Bu bilgilendirmeyi bize yapıyor. Peki, düşük şarjdan normal şarja geçmek istiyorum. Tabii ki mod düğmesine bir defa daha basıyorsunuz. Bakın, karşınızda bir araba sembolü çıkıyor. Araba sembolü de normal şarj. Yani nedir? 14 ile 120 amper arasında aküleri şarj etmek için bu modu kullanıyorsunuz. Peki, bu modda bizim gerilimimiz, voltumuz kaça çıkıyor? Yine 14.4 volta çıkıyor ama bu sefer ne yapıyor? Yani maksimum 3.8 amperle saatte akününüzü dolduruyor. Başka bir modumuzdan da bahsetmiştik size. Buna bir defa daha bastığımız zaman 0 derecenin altındaki şarjlarda, akü şarjlamasında bu modu kullanıyoruz. Bilginiz olsun bu şarj programı da 0 santigrat derecenin altındaki düşük sıcaklıklarda yine 14 ile 121 amper olan aküleriniz, araba aküsü olsun, normal 12 volt aküleriniz olsun onu şarj ediyor. Kutunun üzerinde jelden bahsetmiştik. Jel aküler, AGM akülerden bahsetmiştik. Fakat enteresandır. Kutunun üstünde öyle yazmasına rağmen kılavuzda normalde asitli aküler diyor. Asit kurşunlu aküler diyor. Yani normal akülerden bahsediyor. Fakat kutunun üzerine de jelle normal AGM aküyü koyduğuna göre bu işin içinde ne diyebiliriz? Bunları da şarj ediyor diyebiliriz. Şimdi gelelim önemli noktalara. Önemli noktalarımız şu. Şu an şarjı yapıyor. Çok enteresandır. Full gibi gösteriyor çünkü soğuk şarj modunda. Çıkalım. Şu an yine beklemede bakın. Şu ortadaki ambilem. Normal şarja getirdik. Hızlı şarj diyebiliriz. Yani hızlıdan kastım buna göre hızlı. Motor sembolü olan biliyorsunuz düşük şarjdı. Dolma işlemi tamamlanıyor bazen bir dakika bir buçuk dakika bekleyebiliyor bilginiz olsun. Ufak detaylara verelim fakat önemli detaylar bunlar dediğim gibi kablolar kesitlere dikkat edin yangına sebep olabilirsiniz arızaya sebep olabilirsiniz ölüme sebep olabilirsiniz başınıza bir şey gelmesin bunlar önemli. Ekrandaki kırmızı led bizim için o da çok önemli kırmızı varsa bir sorun vardır hemen prizden çıkartıyoruz. Bir de arabası olanlar için şunu söyleyelim. Dostlar bu aküyü sakın arabayı marşlamak için bu akü şarj cihazını kullanmayın. Sadece bu alet sizin akünüzü şarj ediyor. Bu anlık yüksek amper veren marşlamak için kullanılan aletlerden değil. Bilginiz olsun alete zarar verirsiniz. Şimdi 20, 20 22 amper bir 12 volt aküde bunun gösterimini yaptık. Videoyu şöyle sonlandıralım isterseniz. Ölmüş olan, hakkı rahmetine kavuştuğunu düşündüğümüz bir akümüz var. 12 volt, 12 amper kuru akü. Ona bir takalım. Tetiklemeyi yapalım. Hatta aradan bir 12 saat geçsin. Bakalım. Bizim kuru aküye güzellik yapabilecek mi? Tekrar hayata döndürebilecek mi? Birlikte görelim. İzlemeye devam. Birçok videomuzu çekmiş olduğumuz kilerimizdeyiz. Dağınık kilerimizdeyiz maalesef. Şimdi bakın 12 volt, 12 amper bir kuru akümüz var. Hakkı rahmetine kavuştu diye düşünüyoruz. Ama yine de deneyeceğiz. Zaten işimiz denemek. Başka bir şarj cihazının ucunu taktık. Niye taktık? Çünkü artı ucu bunun metali kırılmıştı. Eksi ucu sağlam. Tekrarlayalım. İlk önce şarj cihazını prize elektriğe takmadan önce eksiyi eksiye taktık. Artıyı artıya takmaya çalışacağız şuradan takalım. Çıkmadan ve ardından şarj cihazını ne yapıyoruz? Prizimize takıyoruz. Biz takalım. Evet. Gördüğünüz gibi biraz ters koymuşuz ama 2.5 volt diyor. 12 voltluk bir akü için çok kötü bir durumda şu an hastayı kaybettik diyebiliriz. Fakat ne yapacağız? Size biraz önce gösterdiğimiz gibi şu an şarj işlemi yapmıyor. Yeşil ışığımız var. Her şey yolunda gözüküyor. Motor amblemine, motor sembolüne yani düşük şarja getirip ki şu an hata verdi. Yine bu hatayı niye verdiğini belirtmiştik. 3.8 volttan aşağı olduğu için şu an 12 voltluk bir akünün değeri bu aküyü hakikaten bozuk olarak görüyor. Yine basalım. Şansımızı yine bir deneyelim. Bakın yine hata veriyor. Maalesef modu değiştirmiyor. Bu da şu anlama geliyor. Eğer yanlış bir şey diyorsak satıcı firma veya ithalatçı firma bizi düzeltsin. Şu an ben bu aküyü şarj edemem diyor. Kime göre? Bize göre. Yine moda geçtik. Şarj et dedik. Maalesef Akü şarj cihazı, akı, akıllı akü şarj cihazı bize şunu söylüyor. Hakikaten senin akün hakkı rahmetine kavuşmuş diyor. Ki daha önce dediğimiz gibi akılsız şarj cihazlarıyla denedik. Maalesef sonuç alamadık. Bunda da herhangi bir sonuç alamadık. Basılı tutuyoruz. Yine error hatası veriyor. Err. Sonuç ortada. Dostlar umarız faydalı olmuşuzdur umarız faydalı oluyoruzdur. Bu şekilde amatörce çekimler yapıyoruz biz ortaki. Doldurmaya <laughs> devam edelim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Sadece alışveriş deneyim videolarımız yok biliyorsunuz. Balık, balık avı malzemeleri, tekne tekne aksesuarları, otomobil, otomobil aksesuarları, el işleri, aklınıza gelebilecek her deneyimimizi sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. İyi seyirler.